Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Acer'ın All-in-One PC'si, yani tek sadece monitörden oluşan tümleşik PC'sinin C24 modeli. Onun kutu açılımını yapacağım. Kutudan çıkan malzemeleri merak edenler için internet sitesinde yeterli bilgi olmayabiliyor. Onu göstereceğim. FreeDOS işletim sistemi, yani işletim sistemi kendim kuracağım. Önce kutunu açalım. Altın işletim sistemini açıp ne kadar hızlı açıyor, ne kadar hızlı kapanıyor onu da göstereceğim size arkadaşlar. Bir adet mouse'umuz, USB kablolu. Şöyle tanıtım kılavuzumuz. Aspire serisinin C22, C24, C27 olarak. Bizimki C24 serisi. Şöyle zarf içinde kullanım kitapçıklarının olduğu dokümanlar çıkıyor, garantileri. Bunları şöyle yapalım. Burada aparatın nasıl takılacağını falan gösteriyor. Arkasının ayaklarının. Kablo toplama aparatımız, USB mouse'umuz, üç adaptörümüz. Ben Amazon.com.tr'den aldım. Hani aklına takılan arkadaşlar olabilir. Yani Türkiye priziyle uyumlu fiş geliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Bilginiz olsun. Üç kablomuzun diğer kısmı. Klavyemiz. USB kabloları. Bunu da açacağım şimdi arkadaşlar poşetlerine. Bilgisayarı çıkarmaya çalışıyorum. Üç köpüklerimizi çıkarıyorum kutudan. Kutusu bayağı hafif arkadaşlar. Ayak kısmı. Metal aparatımız. Evet, son sadece bilgisayarım kaldı. Kutudan çıkaracağım şimdi. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımıza geldi monitörümüz. Onun dışında burada kalan bir şey yok. Köpüklerimiz var. Gene bir kağıdımız daha var. Garanti belgesi. Arena bilgisayarın distribütörlüğünde olmuş. İthalatçı firma Arena Bilgisayar. Onun bilgileri var. Acer çağrı merkezinin telefon numaraları. Kutudan çıkanlar bunlar. Önce isterseniz şu klavyeyle mouse'u açalım. Yani fiyat performans olarak gayet uygun. Böyle tümleşik bir PC istiyorsanız işinizi fazlasıyla görecektir arkadaşlar. Özelliklerine de bahsedeceğiz. Klavyesi böyle arkadaşlar. Böyle. Gayet kibar. Tuşları yumuşak. Güzel. Yani hissiyatı güzel. Premium bir ürün gibi. Bilginiz olsun. USB kablolu. Böyle kalınlığına falan bakmak isterseniz. Arkadaşlar. Klavyemizi koyalım. Mouse'umuza bakalım. Evet. Mouse'umuz da yine USB kablolu. Şurada jelatin arkadaşlar. Çıkarabilirsiniz. Şu an jelatinli. Kenarlarda jelatinli. Klavyede aynı şekilde jelatinler var. Ele oturuyor arkadaşlar. Ele oturması iyi. Yani öyle küçük minik mouse değil yani. Sesli ama sessiz mouse'a alışan biri için sıkıntı olabilir. Bilginiz olsun. Hani tuş sesi var. Bilginiz olsun. Çünkü bazı arkadaşlar sessiz mouse'lara alışıyor. Sessiz mouse kullanacak. Tıklama sesi gelmeyen mouse'lara. Bilginiz olsun. Şu iç adaptörü. Böyle bir adaptörümüz. Ekran çerçeve uğrunu görün arkadaşlar. Evet, bilgisayarımız bu. Gayet temiz. Şöyle kalınlık bakımından kamera açısına sığdırabildiğim kadar göstermeye çalışıyorum. Webcam kısmında şöyle bir güzel bir şey koymuşlar. Hani kullanmadığınız zaman kapatabilirsiniz arkadaşlar. Gayet hoş bir özellik olmuş o da. Evet. Şurada da USB girişimiz var. Arkada başka ne girişlerimiz var bakalım arkadaşlar. Evet. Type-C girişi, HDMI, RJ45 network girişimiz, HDMI Type-C, USB bağlantılarımız,
güç adaptörü bağlantısı ve kulaklık bağlantısı arkadaşlar, ses çıkışı için bağlamak isterseniz. Şimdi şöyle bakın, bu da oynuyor arkadaşlar. Oturttuğumuz zaman oynayacak yani. Hemen şimdi oturtacağım arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar, şimdi ayak bağlantısını yapacağım. Şu arkada sabitleme yerimiz. Şu da ayak kısmı arkadaşlar. Altta kaydırmaz tabanlar mevcut. Ve şu kısımda arkadaşlar şöyle bakın. Şunu çıkartabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bu direkt oturacak buraya. Yani herhangi bir tornavide bile ihtiyacınız yok. Şöyle şunu kaldıralım. Böyle elinize çevireceğiz arkadaşlar. Bunu direkt buraya oturtuyoruz arkadaşlar. Bakın şurada kare, dikdörtgen bir yer var. Bir de yuvarlak vidanın gireceği yer var. Vidayı da sabitleyeceğiz zaten. Pardon, kare ve vidanın gireceği yer. Oturtuyoruz. Yani şu an oturdu. Vidamızı büküyoruz arkadaşlar. Hiç tornavide bile ihtiyaç yok. Ona göre tasarlanmış vida kısmı. Elimize çeviriyoruz. Şu an evet, yeterli derecede sıktım. Kapatıyorum. Sonra kaydırmaz ek parçamızı buraya oturuyoruz. Tamam. Bitti arkadaşlar. Evet. Tekrar çevirebiliriz. Yani bu arada şu HDMI çıkışı arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani bunu da HDMI kablonuza daha büyük bir ekrana da yansıtabilirsiniz. Şöyle. Şimdi dur, şunu kameraya alıp size göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı kurduk. Masamız üzerinde bağlantılarını yaptık. Şu şekilde gayet hoş, kibar çalışıyor. İstediğiniz gibi ekranı ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Yani dikkat açıya falan getirebilirsiniz. Açma tuşu arkadaşlar şurada. Acer markasının yazdığı yerin altta bir düğmemiz var. Power butonu burada. Buradan basınca açılışa geçiyor. Özelliklerini söylemiştim. Özelliklerine tekrar gireyim arkadaşlar. Şöyle kutudan göstereyim hatta size. 23.8 inçlik Full HD bir ekranı var arkadaşlar. Intel Core i5 1235U işlemcisi var. 12. nesil yani. 8 GB DDR4 RAM var. 512 GB da Solid State Drive var. Yani SSD hard disk var arkadaşlar. M.2 hard disk oluyor bunlar. Ekran kartı Ultra HD Graphics, yani onboard ekran kartı var. Bilginiz olsun. Harici değil ekran kartı. 1 GB'lık bir network şeyi var arkadaşlar. Yani bağlantısı 1 GB'lık. USB kablo ve mouse olduğunu söylüyor zaten. Wi-Fi 6 şey de var arkadaşlar. Buna Wi-Fi özelliği var zaten. Wi-Fi özelliği. Kablosuz internet için. Wi-Fi 6 standartında ve Bluetooth da var. Bilginiz olsun. Özellikler de böyle. Şimdi açılış ve kapanış hızında formattan sonra göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, format işlemi bitti. Birkaç program da kurdum. Şu an bilgisayarım şu aşağıdan açılıyor demiştim. Şuradan basıyoruz. Şekilde açıldı bilgisayarımız. Bir de kapatmaya bakalım. Bilgisayarımız kapandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım merak eden arkadaşlar için faydalı bir video olmuştur. Destek için de beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.